Arkadaşlar merhaba. GreenEngine 3 derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu derste spawn point ekleme, yani bir başlangıç noktası eklemeyi göstereceğim. Spawn point de aynı zamanda bir yerden bir yere tekrardan oyuncu transfer etmek için de kullanılıyor tabii ki. Hemen başlayalım. Bunun için entity'ye gelelim. Burada address bölümü var. Bakalım burada mıydı? Evet, spawn point burada. Eğer yerini bulamıyorsanız hemen bu alt tarafa spawn point diye yazarsınız. Bakın direkt geldi. Hemen bunu şuraya bir ekleyelim. Bizim oyuncumuz daha önce bahsetmiştik. Buradan başlayacak. Biraz şöyle yukarı kaldıralım. Pozisyonu tam olarak belirleyelim. Böyle. Biraz böyle gelsin. Biraz böyle gitsin. Tamam, burası galiba iyi. Şimdi yönünü ayarlayalım. Gördüğünüz gibi yönü diğer tarafa bakıyor. Hemen buradan şu şekilde adaya doğru baksın. Evet. Bunu ekledik, bitti mi? Bitmedi tabii ki. Hemen create flow graph diyoruz. Buna spawn 1 diyeyim. Evet. Add start node, yani oyun başladığında add selected entity. Evet, bunu seçmiştik değil mi? Evet, seçmişiz. Güzel. Oyun başladığında spawn olsun. Yani oyun başladığında karakterimiz buradan başlasın. Ama direkt böyle başlamasın. Biraz buna efekt verelim. Nasıl yapacağız? Add note'a geldik. İmajdan. Bakalım. Screen fader. Evet, bu olabilir. Oyun başladığında fade'in olsun. Gözlerin biraz yavaş yavaş açılmasını istiyorum. Ekran biraz yavaş yavaş açılmasını istiyorum. Fade'in olsun. Ne kadar sürede olsun? Fade'in time 4 diyeyim. Bir deneyelim bakalım 4'ü. Evet. Bakalım bu halde oluyor mu? Olmuyor mu? Şöyle gelelim. CTRL-G yapalım. Evet. Yavaş yavaş gözleri açıldı. Tam istediğim yerden doğdu. Evet. Tam istediğim gibi doğdu. Şöyle bakalım. Biraz daha oynayalım bunun üstünde. Follow graph. Aynen bunu seçiyorum. Şimdi bu, geçen derste birkaç bir şeyden bahsetmiştim. Onu anlatmadan geçmeyeyim. Yani doğduğu anda mesela ekranda bir tane görev belirtebiliyoruz. Hemen add note deriz. Geçen derste görmüştük yazı eklemeyi. Nereden yapıyorduk? O aydan function'dan hemen who3d display mesaj dersem spawn olduğu anda bu mesajı çağır demiş oluyorum. Geçen derste bunu atlamıştım. Bunu göstermediğim için. Bu şekilde de yapabiliyoruz. Direkt oyun başladığı zaman. Ama şimdi bir görev göstermesine gerek yok. Çünkü bizim oyunumuzun başında zaten bir konuşma var. Onun için buna şu anda gerek yok. Diğerine geçeyim. Şimdi buradan doğduk. Adaya çıktık. İşte burada bir şeyler dedi. Tekrar geldik. Arabaya bindik. Devam ediyoruz. Şu bölüme mesela bir yazı ekleyebiliriz ama yazı dersini geçen ders göstermiştim. Şimdi zaman kaybetmeyelim. Yine kendiniz çalışıyorken kendi haritanız artık nasılsa ona göre bir şeyler eklersiniz. Ben daha sonra buraya bir şey eklerim. Zaman kaybetmeyelim. Geldik. Bu adamları öldürdük.
Öldükten sonra bir tane de buraya bir şey koyalım. Mesela buraya belki şey deriz, eve gir deriz yazıyla. Şunun hızını biraz düşüreyim, çok hızlı. Tekrar buraya da, şuraya hatta bir tane spam boyut ekleyeyim. Tekrar entity'ye gelelim. Spam boyut burada. Bunu buraya ekleyeyim. Neden eklediğimi şimdi anlatacağım. Hemen şöyle yönünü arabaya baktıralım. Biraz daha geride olabilir. Şöyle bir yerde olabilir. Evet. Hemen şuraya bir tane tetikleyici koyalım kapının içine. Çünkü ben buraya işte eklediğim yazıya diyeceğim ki belki ya da şunları öldürdükten sonra o yazı da çıkabilir. Evin içine gir diyeceğim. Ve evin hemen bu bölüme bir tane entity'den, şuraya kapatalım, bir tetikleyici. Proximity trigger. Çok büyük. Bunu hemen şu bölümden küçültelim. Bunu geçen ders yine göstermiştim. Çok da yüksek. Gerek yok. Çok fazla oynamaya gerek yok gerçi. Hemen şunu şöyle, yanlış yere aldık. Direkt bu bölümden alalım. Evin şöyle iç kısmına doğru. Evet, içine doğru. Evin içine geldiği zaman evet buna girecektir. Buna ne diyelim? Nerede bizim T'miz? Burada. Proximity Trigger. Create Follow Graph diyorum. Hemen şuna New diyeyim. Spawn 2 diyorum buna da. Yani ona bağlayacağım. Hemen buraya bir Add Selective Entity ekleyeyim. Bir de Local oyuncu ekleyeyim. Aktördeydi. Local player. Bizim local player'ımız bu trigger'ın içerisine geldiği zaman, girdiği zaman bir şey olsun. Ne olsun? Şöyle yapalım. Gözleri kapansın. İmajdaydı. İmajdan screen fader. Enter olduğu zaman fade out. Gözleri kapansın. Fade out time 3 diyelim. 3 saniyede gözleri kapansın. Kapandıktan sonra da fade out olduktan sonra şöyle yapalım. Hemen ekranımızı çevirelim. Şöyle biraz gelelim. Bizim bu ikinci spawn'ımızı seçelim. Seçili haldeyken sağ tıklayıp Add Selected Entity, yani bununla alakalı bir şey istiyorum. Fade out olduğu zaman spawn olsun. Burada doğsun. Gözleri burada kapanacak. Belki bir şeyler falan söyleriz ve burada uyanmış olacak. Ama bu halde uyanmaz. Şu anda gözleri kapalı. Şöyle yapalım. Bunun içerisine de ekleyebiliriz tabii ki de. Tekrar buraya da eklesek olur. Gözlerini açmayı. İmajdan. İmaj. Screen fader.
Bir tane daha screen fader. Spawn olduktan sonra fade in. Fade out'a koyduk. Fade in. Şunu biraz şöyle yukarı çekelim. Şuraya kaydıralım biraz. Evet. Fade in. Fade in time 3. 3 saniyede gözlerini açsın. Deneyelim isterseniz. Ben buradayım. Ctrl G'ye bastım. Evet, tam istediğim yerden çıktı. İlk spawn'a bastığımız yerden. Şimdi görevimize gidelim. Arabaya binmelisin diye çıktı. Arabaya bin. Arabanın dışına çıkalım F1 ile. Geldik. Burada duralım. Bize saldırabilirler. Evet, saldırıyorlar zaten. Bu amca öldü. O da öldü. Canımız biraz dolsun. Önceki derslerde bu can artırmayı da yine anlatmıştım. Eğer seyretmemiş olanlar varsa seyredebilir. 26, 27, 28, 29. Öldü mü? Evet, öldü. Adamlarımızı öldürdük. Yine tam olarak bu bölgede bir yere yazı ekleriz yine. Eve gir diye. Eve bizim adam girer. Girdik. Herhangi bir şey olmadı. Neyi unuttuk? Bakalım. Bakalım neyi unutmuşuz. Bizim temiz nerede? Onu da bulamıyorum. Trigger'ı mı sildik? Yoksa trigger'ı bir yere kaydırdık mı? Şöyle yüksekten bakalım. Evet, zaten orada ama bilgisayar kasmış. Bakalım. Trigger uzaktan görünüyor, yakından görünmüyor. Çok acayip. Yerin altında mı kaldı acaba? Yo. Şuradaymış. Evet, proximity. Evet, çok yüksekte kalmış. Bunu görememişiz. Adam içine denk gelmedi demek ki. Biraz şöyle aşağı indirelim. Sorun bundan kaynaklanmış olma ihtimali çok yüksek. Böyle şeylere biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Her yaptığımızda denememiz gerekiyor. Hani yaptım deyip geçersek olmuyor. Şöyle yapalım. Çok fazla uğraşmayalım. Tekrar başlayalım. Bizim adamımız niye böyle oldu?
Arabadan atlayalım, belki ölmeyiz. Yanlışa bastık. Burada adam var mı yok mu göremiyorum. Varmış ve beni öldürecek. Evet. Bir de şimdi deneyelim. Evin içine gir dedik. Evet, gözlerini kapattı ve burada açtı. İstediğim yerde açtı. Bu görevi şöyle de verebiliriz. Belki hani çıkamayacağı bir yer falan vardır haritamızda. Buradan veririz. Başka bir yerden doğar ya da bir tane bir adadan falan doğabilir aynı şekilde. Bunu da bu şekilde yapmış olduk. Yine burada gözlerini açtığı zaman buraya da bir komut verebilirsiniz. Tekrar gelip işte şurada create follow graph deyip normal diğer derslerde yaptığımız şekilde buralara yeni komutlar falan ekleyebilirsiniz. Görev ekleyebilirsiniz. Yine buraya bir trigger koyabilirsiniz. Bu şekilde oyun devam ediyor. Dediğim gibi sorun böyle küçük şeylerden kaynaklanabiliyor. Şöyle şu şekilde aşağıdan falan bakarsak hiçbir problem kalmayacaktır. Bu arada bilgisayarda kafa yemeye başladı. Sonraki derste müzik ekleme öğreneceğiz. Mesela belki bir ambiyans müziği olabilir, direkt etrafta olabilir ya da bölgesel olarak bir müzik olabilir. Ya da mesela bu bölüme geldiği zaman çatışacağı için biraz daha hızlı müzikler, yani bölgesel olarak buradan geçerken başka bir müzik çalar. İşte şurada adamları öldürdüğü zaman ya da başka bir müzik çalmaya başlar. O tarzda yeni müzikler eklemeye başlayabiliriz. Sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.